Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Yeni bir Sakarya sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Biz pazar günü sabahımızdayız. Ben gene günlük rutinim olan şöyle arkamda gördüğünüz odun yığınından biraz odun kesip eve çıkartacağım. Ama bugün hava güzel. Şansımıza güzel bir hava var. Şimdi Filiz yukarıda kahvaltı hazırlıyor. Günaydın canım. Günaydın. Yine döktürüyorsun. Hamurlar yapmış. Mia beklemiyor. Sandalyesini çekmiş. Ekmeğimiz kalmamış. Buradan alıyorum. Bagetleri mi aldın? Ya oklavayı bulamadım. Neyse baterimiz de yok zaten artık. Hatırladı saklıyorum da neyse. En azından işlevsel şu an. Zaten ne güzel kabarmışlar buradan da. Aynen kolay hızlı pişi. Hadi ben videoma çıkıyorum sana kolay gelsin. Sen bitirin. Hazır olsun çağıracağım. Evet son videomuz çıkıyor. Vallahi çok güzel bir video oldu. Siz ne düşünüyorsunuz hamburgerimiz hakkında? Hamburger videomuzu beğendiniz mi? Farklı bir çekim tekniği denedik orada. Biraz vaktimizi aldı ama çok hoşumuza gitti. Filiz'in güzel hamurları ile birlikte kahvaltıdayız. Evet. Sobamızın yanmadığı sıcak bir Sakarya gününden. Ya çok sıcak değil ama güneşli. Ya akşam yakmamız gerekir. Evet. Ben odunlarımı kestim akşam için de. Akşam canlı yayınımız. Şimdi yakmak gerekmiyor. Evet aynı zamanda akşam da canlı yayınımız var. Evet. Evet şöyle güzel hamurlarımız. Filiz çok güzel yapıyor onu. Mia'mız bayılıyor. Çıtır çıtır. Murat Deniz'imiz de burada. Bir önceki bölüm Murat Deniz vardı. Mia'yı sormuştunuz. Ha işte Mia burada. Mia o gün uyuyordu arkadaşlar. Evet. Hamburger sevmiyor zaten. Peki, hamburgerle arası iyi değil. O ayrıca köfte patates seviyor. Ona da öyle yaptım. Kahvaltıdan sonra da Sevgi Köyü'nün paketli ürünlerinde böyle bir stok azalması evet, var. Eksildi. Onları hazırlayacağız çünkü kargolarken çok kolay oluyor deniz içinde, benim için de. O yüzden bugün boş günümüz, biraz daha sakin bir gün. Video olmadığı için video çekmeyeceğiz bugün. O nedenle birazcık o hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi hızlıca bir burada komşumuz pekmez istemişti. Pekmezini götürüyorum. Bizim Sevgi Köyü'nün pekmezlerinden. Daha sonra hızlıca tekrar eve geçip sobayı yakıp, sobayı yakmadık tüm gün. Bugün güneşliydi hava ama serinlemeye başladı. Bayağı da soğuk oldu. Ben yine montumu giydim zaten. Sobayı yakıp ondan sonra da canlı yayına hazırlanacağız. Şu an takribi bir saat falan kaldı çünkü canlı yayına. Tam güneş karşımızdan batıyor. Güneş batarken gökyüzü o kadar güzel bir hal alıyor ki. Gerçekten aşık olmamak elde değil. Şu güzel renklere. Oh. Aman Hakanlar almış da. Yeğenim. Beğenmişti konuştuk. Onunla konuştum galiba. Evet. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar oldu sağ ol. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız ya? Yemin ediyorum Rönesans tablosu gibi. Renkler, lacivert, turuncu. Köyümüz çok güzel ya. Bu arada yine arkadan çakalların uluma seslerini dinleteyim size şöyle. Tam bu saatlerde çok oluyor ama tabii her zaman bir uluma olmuyor öyle. Yoksa korkarsınız devamlı çakal ulumaları olsa.
Tam bu saati var, akşamın bu saatlerinde böyle deli gibi uluyor çakallar. Evet arkadaşlar, son 5 dakika her şey. Oy, bugün çok yorucu oldu değil mi? Bugün her şey çok sıkışık oldu. Son anda bir can bağımız ziyarete geldiği için böyle ucu ucuna yetişiyoruz. Benim güzel karım daha da güzelleşiyor. Sarı civcivim. Evet, şöyle hazırlanalım. Gördüğünüz gibi Masum'la hareket ettiriyorum. Şu gözükmeyen yerde YouTube var. Şöyle canlı yayın başlat. Böyle yazı yazması çok zor oluyor. Y şurada bir yerde olacak ama bakın habire U'ya basıyorum. Şurada da silme olacak. Şunu açalım. İleri diyelim. Tamam. Allah, tam yetişeceğiz galiba. 2 dakika mi var? Dur, çektik. Şurayı da sileyim şöyle. Murat Deniz bir yerlerde bağırıyor. Miyeciğim, acaba neden üstünü çıkartıyorsun? Bir öğrenebilir miyim? Sıcak mı oldu aşkım hemen? Denizcan, 2 dakika sen tut da ben bu bezlerini kontrol edeyim. Valla soba da ne güzel yandı bir kere de ya. Tak diye bugün. Şimdi canlı yayındayız. Gözüme. Bir yandan da vlog için Deniz çekim yapıyor. Yarın izleyeceksiniz tabii. Akıyor şu an. Evet, evet, ben de sizi çekeyim şöyle. Evet. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Şöyle görüldüğü üzere 1 saat 54. dakikadayız. Ama bırakamıyoruz. Evet. Bırakamıyoruz yayınları. Orada yayın. Burada yayın. Bu minnak kameraya da çok alışma Denizcan. Verirken evet, zor olur. Vallahi çok zor olacak. Bize ayrılan... Fenerbahçe'de Galatasaray'a hep yeniyoruz da şöyle yeniyoruz falan diye hava atarlardı şimdi. Şaşırdım ben yani. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Galatasaray keyifli bir akşam geçiriyordur. Fenerbahçe'lere de geçmiş olsun akşamdır diyelim. Bize zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz efendim, bize katıldığınız için. Bugünü birazcık daha da keyifli bir hale getirdiğiniz için. Valla bugün çok hızlı geçti bana, biliyor musun? Evet. Bu yayınlar gerçekten çok hoş olmaya başladı nasıl bizim için. Nasıl maç daha çok keyifli olmuş oldu. 90 dakika maç aşkım, bir de uzatmana kadar acaba. Hoş. Diğer videolarımızda görüşene kadar arkadaşlar. Minayavuz, Almanya, sevgiler selamlar. Serap Hanım'a söyledik mi? Sevgiler selamlar. Herkese mesajını, yorumunu okuyabildiğimiz, okuyamadığımız evet, tüm can bağlarımıza selamlar. İyi ki varsınız dostlarımız. İyi haftaya efendim. Pazar görüşmek üzere. Canlı yayınımıza hem tekrar. Hem de haftaya pazar Müco olacak canlı yayında. Güzel sürprizlerimiz var. Gelecek haftaki canlı yayında sakın kaçırmayın. İki aile bir arada yapacağız ve bir haberimiz, duyurumuz var. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bye bye. Bye bye. Bye bye diyor orada. Evet aşkım, canlı yayın da bitti. Ne yiyeceğiz bugün? Kıymalı makarna yayla çorbası. Ne güzel, tamam, menümüz pratik, güzel. Pratik yapacak bir şey. Ben bambamı yürüteyim. Şöyle görüşürüz hadi, sen de yemeğimizi hazırla. Tamam. Öpüyorum. Evet. Babam burada. Çıkacağız oğlum şimdi. Montumu arıyorum. Montumu giyip hemen çıkıyoruz, tamam mı? Otur. 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 Aferin oğluma benim. Geliyorum şimdi. Tamam, çıkıyoruz oğlum hadi. Çıtır 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 gidiyorsun tabii. Evet, hep söylüyoruz, köpek büyük sorumluluk. Öyle gece gündüz demeden çıkartmanız lazım. Tatil matil anlamaz. Onunla birlikte gitmeniz lazım. Onunla birlikte gidebileceğiniz yerler seçmeniz lazım. Ya da ne bileyim, onu
uygun düzgün bir yere bırakmanız lazım ki bu köpekler de çok zor. Hani kediler için daha kolay ama köpekler sahibine çok alışkın oluyor. O yüzden mesela bizimkini bıraktığımız zaman patilerinin altını yiyor misal. O yüzden onu da bırakamıyoruz. Evet, bam bam çok karanlık. Koru beni erkek. Hızlı hızlı yürüyor sanki bir yere yetişecek. Bu arada bizim yürüyüşlerimiz akşam ortalama 40 dakika yarım saat, sabah da böyle 25 dakika yarım saat arasında değişiyor. İşte bambamın biraz hızına göre. O gün çok mu koklanmak istiyor, çok hızlı mı yürüyor? Çık. Hadi geldik eve. Evet, şimdi Mia'ya bakıyoruz. Tabii düşmesin diye hepimiz böyle yanındayız. Bizim Mia'mız böyle manyak. Her boş bulduğu anda tırmanıyor. Annesi diyor ki oradan köyün delisi. Köyün delisinin kızı. Aşkım ya sen dağcı olacaksın? Aşkım ya düşsen ne olacak? Ha hadi şeyler önemli değil. Sinirlerim bozulmuş bak. O orada zıplıyor bu bazen ağlıyor ama böyle tavana doğru bozulmuş bakıp sallanmak istiyor. Değil mi Murat Deniz? Murat Deniz. Ha Mia. Gel biraz konuşalım seninle. Aşkım ya düşsen? Allah korusun. Niye bu kadar hareketlisin? Babam sensin de. Aşkım benim. Bitti. Ha? Hayır bitti. Baba. Efendim. Anneme kuşumu çekeyim. Olmaz. Annemi çekeyim diyor. Neden? Ben çekebilirim sadece. Ama çekeyim olmaz. Neden? Ben çekersem güzel olur. Olmaz. Çok güzel neden. Kaç olmaz. Ömer peki siyer. Bir neden der misin babana neden? Güzel. Senin nedenini yerim ben. Oho. Ha hadi bakalım söyle. Geldi mi? Geldi. Geldi. Ne getirdi? İyicek bulduk. Kime? Kime? Sana. Bana. Başka kime? Ve? Kaza kedi, kaza kedi derdi. Ağaç. Uyumuş. Olamaz, ağaç nerede? Kedi bak. Kedi ağaç. Tamam, kedi ağaca çıktı, tamam. Sonra ağaç nerede? Kedi ağaca çıktı. Ağaç nerede? Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Su gitti. Su nerede? İnek gitti. İnek nerede? Gel gel. Bay bay inek. Bay bay inek. Dağ kaçtı. Dağ nerede? Bay bay inek. Muh ine. Dağ nerede mi ya? Bay bay dağ. Abi ya benim ya. Filiz dünden beri bunu ezberletmeye çalışıyor Mia'ya. Ezberledi anne. Ezberledi bayağı söylüyor. Söylüyor. Gene buldu emzi. Ha. Aşkım nasıl bırakacağız o emzi? Aslında şey vardı bak öyle yapalım. Güzel planlamış. Sirke. Sirke sirke. O güzel bir plandı. Ben içine enjektörle sirke bunun sıkayım. Oh. Küçük bir delik. Aynen enjektörle içine sirke sıkayım. Küçük bir delik. Tabii baba hiç rahat oturamasın. Şöyle bak ya, kedi zannediyor bazen kendini. Ay Deniz biliyor musun? Evet, dün akşam arkadaşlar biz burada bir şey izlemeye çalışıyorduk. Ufacık ekranımızda. Mia da böyle çıkıp benim ense köküme atlıyordu. Ay Miracığım dikkat et kızım. Tabii hep yanındayız arkadaşlar. Ne yapıyorsun aşkım? Hah. Öksürdüm.
Aşkım ya bu ama... şey var ya, onları götürsek ya bunu be. Ne? Trambolin. Evet. Çok istiyor zıplamak ya. Bizim bir Müco'ya sorayım, var mı Adapazarı'nda böyle çocukların gideceği yani eğlence parkları? Var. Alışveriş merkezinin içinde var. Aşkım biraz zıplamasan. Vallahi çok yoruldum bugün ama ya. Ama ya küçük orası için gerçi ya. Ha? Ben de girerim yanında. Aşkım. Ay be aşkım. Evet şey vardı. Bilenler bilir mi? Ortaköy'de bir park vardı. Beni küçükken annemler götürürdü Ortaköy'deki parka. Böyle çok değişik bir parkuru vardı. Park gibi değil de sanki böyle ne bileyim bir tırmanma alanı gibi. Böyle değişik tutma, asılma vesaire yerleri vardı. Oradaki parkı çok severdim. Ortaköy'deydi öyle hatırlıyorum. Ortaköy ile Bebek arasındaydı sanki. Böyle her hafta beni oraya götürsünler diye bayağı yalvarırdım. Mia. Popcorn ister misin? Murat Deniz. Murat Deniz. Aşkım. O da bana soruyor. Anne popcorn ister misin? Oh be. Benim içim bile eridi. Kardeşini de öpsene Mia. Elimi mi öpeceksin? Öp. Başına da koy. Onu bilmiyor da. Öyle yapılır. Kardeşini öpeceğim mi Mia? Oh cici kardeş. Canım kardeşim de. Canım kardeşim. O da onu öpmesini bekliyor. Oh be. Hep böyle görelim sizi inşallah. Canım kızım. Öpün birbirinizi. Ama hep sen böyle şaşkolos şaşkolos etrafa bakma Murat. Bu çok tatlı babası. Bu da çok tatlı babası. Ya anlayamıyorum daha babacığım. Neler oluyor burada babacığım? Burada da benim esas enstrümanım var arkadaşlar. Ben bas gitar çalıyordum. Önce gitar çalmayı öğrendim ama bas gitarda çok profesyonelleşmiştim bir ara. Ay! Geldi çarptı kendini. Babam. Oh. Babam. Bir babam desene Mia. Canım babam. Babam. Aşkım. Kim oradaki? Ha, Filiz artık herhalde bunlar bizim en doğal ev hallerimiz değil mi? Bundan daha doğalı yok diyecek. Delirdi bunlar. Aynı oldu. Aynı oldu ne oldu? Evet, Mia'nın kırdığı oyuncağı. Evet ya, iyice. Bugün canlı yayında bunun için ağlıyordu arkadaşlar. İyice batırmış ama şu an. Evet, iyice içinden geçti Mia. İçinden geçti, biraz ayıktı. Değil mi aşkım benim? Hareketli kızım. Ama zeki kızım, maşallah sana. Bak onu çıkarttı içinden, direkt onu çizdiğini anladı, onunla oynuyor. Gördüm. Ne çiziyor? Ne çiziyor? Ama. Araba yaptı. Kar. Türkçesini söyle, araba. Araba, kar. Arkadaşlar araba çizdim diyor, bakın şuraya araba çizmiş. Tekerlekleri üstü. Seni ressam mı yapsak aşkım ya? Maşallah benim kızıma. Aşkım gelsene bak. Mia araba çizdim diyor bak. Gel buradaki arabayı göreceğim mi? Ben şu an harbiden şaşkınım. Tekerleri. Araba çizdi. Vallahi bravo. Mia. Bak araba var bende. Maşallah aşkıma benim. Siz de maşallah deyin lütfen. Bilenler bir nazar duası okusun benim kızıma. Hangi elimde araba? Bil bakalım. Nasıl? Mia anne popcorn yapacak. Pat pat mısır. Arkadaş bol yağlı yap aşkım, ben yağlı seviyorum. Koy bizim zeytinyağlarımızdan bak. Bol yağlı ol. Bol yağlı bol tuzlu. Bu arada zeytinyağı bizim zeytinyağımız. Evet. Mısır da bizim kendi mısırımız. Şimdi bir nasıl patlıyor arkadaşlar onu da göreceksiniz. Tamam aşkım yapıyor anne işte. Çok heyecanlı ya, beklemek istemiyorum.
Aşkım benim. Vallahi hafif de acıktım biliyor musun? Canım çok mısır istedi ya gerçekten şu an. Hem bir diyet ürünü aslında bizim kadar şu anki kadar yağlı yapmazsanız şayet. Ama şimdi yağlı da ayrı bir güzel oluyor. Yağlı tuzlu değil mi? Bir püf yöntemi var mı Filiz Hanım? Kapağı kapatmadan önce şöyle suzla azıcık çeviriyoruz. Her türlü patlıyor zaten mısırımız. Aynen, her türlü patlıyor. Yani hatta patlamamış kalmıyor içinde neredeyse yani. Yani şimdi zaten gözükecek. Göreceksiniz. Evet, patlamaya başladı. Eskiden böyle camlı şeyi çok severdim. Böyle mısırı patlarken izlerdim. Hava almaması lazım. Sıcaklığı kaçarsa patlamaz. Ben bir video izledim. Yani şey yabancı olabilir. Bu üstü açık patlatıyorlar. Sadece şöyle bir şeyle hafif kapatıyorlar yani. Bir şey gibi. Tel gibi bir şeyle. Full açık pişiriyorlar. Ben bir de biraz yanık seviyorum ya. Böyle dibi yanık olunca hoşuma gidiyor. Sevmiyoruz zaten. Sen tabii temizlemesi zor oluyor herhalde evet, sonra. Bak şimdi sana popcorn vereceğim tamam mı? Yaşasın. Yaşasın popcorn. Biz çok seviyoruz patlamış mısır. Ups. Gördün mü? Gözüküyor mu? Yani bakın patlamayan yok neredeyse arkadaşlar. Şu şurada gözükür. Bakın şu kadar. Onları da bence tutsaydık biraz daha patlardı. Patlayabilir hala. Kapatayım. Tamam bence yemeğe geçelim artık. Patlıyor biliyor musun? Patlar niye patlamasın? Dursun şöyle. Ay evet şimdi günün yorgunluğunu evet. Patlamış mısırımızı yiyip sohbet ederek. Tabii, tamam Mia'cığım yiyeceksin. Dur aşkım sabırlı ol. Biraz vereyim mi? Vermiyorum. Tamam gel hadi gel. Gel kızım. Tamam tam kapanış yapıyorduk Mia. Kapanışımızı biraz erteledin. Al. Al tamam. Yaşasın. Hadi. Afiyet olsun. Çok mutlu. Afiyet olsun sana. Alınıyor. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Şimdi günün yorgunluğunu şöyle patlamış mısır biraz sohbet. Biraz öyle oturup dinleneceğiz. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirim ziline tıkladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yorum desteğiniz için de teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın.